Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bir sayının rakamları çarpımını göstereceğim. Daha önceki videolarımızda bir sayının rakamları toplamını göstermiştik. Bu video kanalımızda mevcut. Bu videoda da bir sayının rakamları çarpımını göstereceğim. Öncelikli olarak sayının rakamlarını sıfır gözetmeksizin çarpımını gösterip sonra da bu hatayı düzelterek yani sıfır dışındaki rakamların çarpımını nasıl yapacağımızı göstereceğim. İlk olarak bir sayı oluşturarak başlıyorum işleme. 1234 sayısını oluşturdum. Ardından çarpmanın etkisi elemanı olan çarpım çarpım adında bir değişkene bir değerini aktarıyorum. Çarpmanın etkisi elemanı birdir. For döngüsüyle rakamlar üzerine teker teker dönüyorum. Sayının rakamlar üzerine dönüyorum. Fakat sayı sal türde yani integer türde olduğu için bunu string türüne çevirmem gerekiyor. str fonksiyonuyla sayıyı string türüne çevirdim. Ardından çarpma işlemini gerçekleştiriyorum. Yalnız çarpma işlemini gerçekleştirebilmek için sayıyı integer türüne çevirmem gerekiyor. O yüzden int türüne çevirip rakamları string formatındaki rakamları int türüne çevirerek sayıyla tek tek çarpıyorum. Ve çarpımı print fonksiyonuyla ekrana yazdırıyorum. Sayının tabii tırnak içinde olacak. Rakamları çarpımı çarpım şeklinde yazdırıyorum. Baktığımız zaman bu sayının yani 1234 sayısının rakamları çarpımı 24'müş. Yalnız sayımızın içinde 0 olursa ne olacak? Bu sefer 0'ı yutan eleman olduğu için sayının rakamları çarpımı 0 olarak girecek. 0'ı eğer göz ardı ederek çarpmasını istiyorsak burada bir şart kullanmamız gerekiyor. Onun için de bir if yazıyorum. If eğer rakam bunu int'e çevirebilirim. Rakam eşit değilse 0 eşit değilse 0 sayının rakamlarını çarp. 0 eşitse herhangi bir şey yapma. Tekrar çalıştıralım ve 1204 sayısının rakamları çarpımını bulduk arkadaşlar.